Gerçekten tek biz değil, binlerce, on binlerce insanımız, sadece belki de en ufak, en hafif olarak yaşayanlardan biri benim. O dönemde hala işte Kur'an dersi verdiği için, hala insanlara İslam'ı, dini tebliğ ettiği için, hala insanlara sosyal adaleti, sosyal barışı getirmek için mücadele eden o insanların yine aynı gerekçelerle bugün hala cezaevinde olan insanlar olduğunu biliyoruz. Hala devam eder bu süreç. Evet, belki son dönemlerde, son iktidar döneminde bazı güzel gelişmeler oldu. Hani bunu da hakkını teslim etmek lazım. Bazı güzel şeyler oldu. Pek çok öğretmen arkadaşımız göreve iade edildi. Benim durumda olan imam arkadaşlarımızın pek çok göreve iade edildi. Bir nebze de olsa bazı rahatlamalar geldi. Başörtüsü noktasında bazı güzel gelişmeler oldu. Ama tam olarak maalesef o mağdur olan insanların bir bütün olarak rahatladığını, bittiğini söylemek mümkün değil. Çünkü gerçekten bugün cezaevinde yüzlerce, yine aynı şekilde 28 Şubat mağduru olan, bizim gibi gerçekten hiçbir suçu olmayan ve gerçekten sadece bir toplumun ıslahı için çalışan, bu toplumun dindar nesil yetişmesi için çalışan insanların hala cezaevinde yatmakta olduğunu biliyoruz. Tabii bununla birlikte şunu da söylemek isterim. Yani 28 Şubat'tan önce başlayan, Türkiye'de dediğim gibi bir darbeler ve muhtıralar çöplüğü haline gelmiş bir ülke olmamız hasebiyle 93 yılında Sivas Madımak Oteli'nde ilgili olarak daha sonra yakalanan bazı dindar kesimin ki bütün belgeler, delilleriyle birlikte olay yerinde Sivas'ta olmamalarına rağmen, kanıtlanmalarına rağmen insanların 93'ten beri hala cezaevinde olduğunu gerçekten biliyoruz. Umut davasında, ondan sonra burada Şahin Merdan hocam gibi değerli alimlerimizin uydurma delillerle, uydurma kumpaslarla cezaevine girip çıktığını, tekrar bir şekilde kumpaslarla cezaevine girdiğini takip ediyoruz, görüyoruz, üzülerek ifade etmek istiyorum. Yani daha bu süreç maalesef bir şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi bazı güzel gelişmeler oldu. Pek çok mağduriyetler giderildi. Ama bu bir insan da olsa, eğer daha mağduriyeti devam ediyorsa, vicdanı rahat etmememiz gerekir. Mutlaka bütün o mağdurların maddi ve manevi itibarların iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve muhakkak o insanların da özgürlüklerine kavuşması, itibarlarının iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum.